Sen Abdülhamit'i savundun. Ben yaptım. Sen Abdülhamit'i savundun. Hayır, sen savundun. Ne bağırıyorsun la? Sen Abdülhamit'i savundun. Hayır, savunmadım. Çıkar göster. Sıkı yönetim mahkemelerinde Abdülhamit'i savunmadın mı? Alçak. Oldu o zamandan herkese saygılar, sevgiler. Bugün yanımda Mahir Hocam var. Hoş geldin Mahir Hocam. Hoş bulduk Batuhan, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Biliyorsun gündemimizi çok fazlasıyla meşgul eden bir konu var. İkinci Abdülhamit çok konuşuluyor. İyi bir lider olduğu söyleniyor. Kimilerine göre Kızıl Sultan, muhaliflere göre. Şimdi bu konu hakkında herkes bir şeyler söylüyor. Biz de dedik ki bu konuyu biraz araştıralım. Abdülhamit döneminin Osmanlı'daki etkisi neydi? Şu an iyi bir şekilde anılmasının siyasi bir etkisi mi var? Nedir, ne değildir? 34 Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit'i bugün senden dinlemek istiyoruz. Genel olarak Abdülhamit'den bahsedersen seviniriz. Tabii, seve seve. Öncelikle şunu da belirtmek lazım. Şimdi tarihle ilgili konuşacaksak eğer, o tarihin dönemine göre yorumlamak ve yargılamak daha mantıklıdır. Bunun dışına çıkıp da Abdülhamit'i günümüz şartlarında yargılarsak ya da günümüz şartlarında ipe gönderirsek bu büyük bir hataya sebep olacaktır. Objektiflikten çıkacaktır. O yüzden biz elimizden geldiğince Abdülhamit'i biraz daha objektif bir şekilde ele alıp buna göre değerlendirirsek daha avantajlı olur. Farklı bir görüş var. Sen de bunlardan bahsedin. Bir taraf Abdülhamit'i canı canına savunurken, benimserken, öbür tarafta ise Abdülhamit'in jurnalci olduğu ya da işte bunun dışında baskıcı bir yönetim, istibdat yönetimi ortaya çıkardığını iddia eden bir kesim var. Abdülhamit'in ne olduğuna karar vermek tabii ki de bizim haddimiz değildir. Bunu tarihçilerin oturup tartışması, buna göre evrakları, dosyaları düzenlemesi ve araştırması gerekir. Biz sadece Abdülhamit neler yapmış, neler yapmamış, neleri doğru yapmış, neleri yanlış yapmış, bunları ama konuşmak daha mantıklı. Ben peşin peşin söyleyeyim, ben kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet tweet atanlardan. Buna ben de katılıyorum. Ya ben de onu savunuyorum. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyoruz. Ama gelelim Abdülhamit ne diyormuş, ona bakalım önce. Şimdi Abdülhamit Osmanlı Devleti'nde, Osmanlı İmparatorluğu'nda 34. padişah. 31 Ağustos 1876'da tahta çıkıyor ve 31 Mart vakasından kısa bir süre sonra da 27 Nisan 1909 yılında tahttan indiriliyor. Bu süreç esnasında devleti yönetirken biraz baskıcı bir yönetim uyguluyor. Biraz demek aslında birazcık romantize edilmiş bir kelime olacak ama gerçekten baskıcı bir yönetim uyguluyor. Nasıl bir baskıcı yönetim? Buna da bakacağız birazdan. Öncelikli olarak Abdülhamit'in tahta çıkmadan önce Abdülhamit'in bir kişiliğine bakmak gerekiyor. Abdülhamit dönemine göre bulunmuş olduğu coğrafyada kendini geliştirmiş. Sanat, spor gibi farklı alanlarda kendisini iyi noktada geliştirmiş. Müzikte mesela iyi bir opera bestecisidir. Bunun dışında iyi bir marangozdur aynı zamanda. Saraydaki birçok mobilyanın üretimini kendisi şehzadelik döneminde yapmıştır. Yani sanat anlamında başarılı bir padişah. Sanatkar. Aynen öyle. Bunun dışında Abdülhamit baskıcı bir padişah olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bulunmuş olduğu dönemde her şey tek elden idare etmeye çalışıyor. Sen de biliyorsun o dönemde bir Fransız ihtilali söz konusu. Aslında ilk anayasayı da çıkartan. Ya tabii ki de. İlk anayasayı çıkartıyor ama neden çıkartıyor? Şimdi bunun da bir sorusunu sormak lazım. Abdülhamit'i tahta çıkartan olay anayasaya hazırlanmış olması. Çünkü kendisinden önce Abdülaziz var. Amcası oluyor Abdülaziz. 1876 tarihinde tahttan indiriliyor. Yerine Abdülhamit'in kardeşi 5. Murat geçiyor. Fakat 5. Murat ölüm görmüş. Yani Abdülaziz'in mesela ölüm sebebi henüz belli değildir. Şüpheli bir ölümü vardır. Bir taraf intihar etti der. Bir taraf cinayete uğradı der. Öldürüldü der. Şimdi bu soru işaretleri içerisinde akıl sağlığını yitirdiği. Aynen öyle. 5. Murat da bu sonuçlar içerisinde akıl sağlığını yitiriyor. 5. Murat tahta çıkartan Mithat Paşa vardır sadrazam. 5. Murat'la şu anlaşmayı da yapıyor. Meşruti bir yönetime geçileceği anlaşmasını da yapıyorlar kendi aralarında. Fakat 5. Murat'ın akli dengesini kaybetmesi onu tahttan erken indiriyor. Onun yerine kim sırada var? 2. Abdülhamit var. 2. Abdülhamit'in tahta çıkması da bu olaylar çerçevesinde gerçekleşiyor ve tahta çıktığı andan itibaren de anayasal düzeni sağlayarak bir anayasa hazırlığı içerisine geçiyor. Kanuni esası hazırlanıyor ve 1. Meşrutiyet ilan ediliyor. İşin komik tarafı da şudur. 2. Abdülhamit'i tahta çıkartan Sadrazam Mithat Paşa meclis açılmadan birkaç ay öncesinde sürgüne gönderiliyor. Yani Abdülhamit aslında burada anayasayı biraz dayatıyorlar. Tabii tabii Abdülhamit'e dayatıyorlar. Yani bunu yapmak zorundasın diyor. Bu dayatmayı yapan da Jön Türkler olarak bildiğimiz genç Osmanlılar bunu dayatıyorlar ve sonuç itibariyle dayatanlar da bedelini ödüyorlar aslında. Aynen öyle. Dayatanların başında Mithat Paşa geliyor. Mithat Paşa o dönemin ünlü Jön Türklerinden birisi. İşte Avrupa'da eğitim almış, kendini geliştirmiş, güçlü bir karakter, güçlü bir siyaset adamı ve Abdülhamit de ilk tehlike olarak Mithat Paşa'yı sürgüne gönderiyor. Fransız ihtilali doğan milliyetçilik akımı özellikle Osmanlı Devleti'nde Balkanları çok etkiliyor. Abdülhamit'in de ilk iktidara geldiği süreçte Balkanlarda ciddi bir isyan tehlikesi var. Sadece Balkanlarda değil, Anadolu'nun uzak köşelerinde, Mısır'da, Yemen'de, Arap Yarımadası'nda da isyanlarla uğraşıyor Abdülhamit. Yani zorlu bir süreçte aslında iktidara geliyor. Bu yüzden Abdülhamit'i yargılarken bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Basit, kolay bir dönemde tahta çıkmıyor Abdülhamit. Ama Osmanlı'da
hastalıklı adam ünvanına tam erişmiş bir noktada da değildi yani. Ya kısmen öyleydi ama yani çünkü Osmanlı Devleti'nin kendi askeri gücü yüksek derecede değildi. Hiçbir devletle bu ölçüşebilecek boyutta değildi ne yazık ki. Düşük bir durumdaydı. Abdülhamit'in tek yapması gereken o dönemde denge politikası yürütmekti. Bunu yanlış ve hatalı yürüttüğüne inanıyorum ben. Çünkü masada kaybedilmiş topraklar dahi var. Yani bir kurşun dahi atmadan kaybedilmiş topraklar var. Mısır, Kıbrıs buna örnek. Yani bu sebeplerden dolayı Abdülhamit yargılanmak istenirse haklı bir sebep olur. Çünkü çok büyük miktarda toprak kaybına uğruyor. Buna birazdan girelim. Sırasıyla gidelim. Şimdi isyanlardan bahsettik. İsyanların dışında bir de bunun üstüne İngiltere'nin Osmanlı'ya karşı bir sergilediği korumacı tavır vardı. Abdülhamit döneminden önce 1850'li yıllarda bir Kırım Savaşı meydana gelir Ruslarla. Osmanlı Devleti savaşı kazanır fakat Masa'da istediğini alamaz. Alamamasına rağmen savaşı kazanmasına sebep olan şey İngilizlerin desteği oluyor. Yani Osmanlı Devleti o dönemlerde dahi bir denge politikası yürütüyor. Ruslarla savaşırken İngilizlerle yan yana geliyor. Fransızlarla yan yana geliyor. İngilizlerle çıkar çatışması yaşadığında Ruslarla yan yana geliyor. Bu denge politikası Abdülhamit döneminde bozulmaya başlıyor. Çünkü İngiltere artık Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan ziyade Osmanlı Devleti'ni kendi himayesi altına alarak sömürmek istiyor. Yani bu sebeplerden dolayı da Osmanlı Devleti fazlasıyla yalnızlaşıyor. Rusya'nın Balkanlarda ıslahat yapılmasını istemesi ve Osmanlı hükümetinin de bunu reddetmesi üzerine Ruslar Osmanlı Devleti'ne savaş açıyor. Biz tarihte bunu 93 Harbi olarak görüyoruz. Çok ağır bir yenilgiye uğruyor Osmanlı Devleti. Bu savaş ilan edilmeden önce Sultan Abdülhamit savaşın başlamamasını istiyor. Fakat meclis ısrarla savaşa girmeyi talep ediyor ve meclis savaşa girmeyi isteyince devlet de haliyle savaşa girmiş oluyor. Çünkü ikili bir yönetim var. Her ne kadar padişahın yetkileri yüksek olsa da meclisin de istediği oluyor. Ve devlet savaşa giriyor. Ruslar Trakya'yı alıyorlar, Erzurum'u alıyorlar. Yani düşün bütün o Balkan toprakları Rusların eline geçiyor ve Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki surlarına kadar dayanıyor. Ve orada bir anlaşma yapılması gerekiyor. Abdülhamit bu anlaşmayı imzalıyor. İmzalanan anlaşma Aya Stefanos Anlaşması. Bu anlaşma çok ağır bir anlaşmadır. Osmanlı Devleti birçok devlete, Balkanlardaki birçok devlete bağımsızlık veriyor. Aynı zamanda büyük, yüklü miktarda savaş tazminatı vermesi gerekiyor. Şimdi ağır bir anlaşma olduğu için de haliyle bundan en çok kim rahatsız olacak? İngilizler rahatsız olacak. Çünkü güçlü bir Rusya'yı Akdeniz'de hiç kimse istemez. Bu sebeple de İngilizler bu Aya Stefanos Anlaşması'nın kabul etmiyor. Yeni bir anlaşma imzalanmasını istiyor ve Berlin Anlaşması dediğimiz anlaşma ortaya çıkıyor. Berlin Anlaşması'nda Karadağ gibi devletlere bağımsızlık veriliyor ve mesela Sırbistan'ın toprakları genişletiliyor. Sırbistan'a bağımsızlık veriliyor. Bu sebeplerden dolayı da devlet Balkanlarda toprak kaybetmiş oluyor. Yani kan kaybetmiş oluyor. Şimdi burada bir parantez daha açmak lazım. Ekonomiye gireceğim ama Osmanlı Devleti'nin genel ekonomi yapısına girmeden bunu anlamamız biraz zor olacak. Osmanlı Devleti'nin ekonomi yapısı fethe bağlıdır. Yani ganimet toplarsın, toprak fethedersin, o toprakları işlersin, oradan vergi toplarsın. Senin gelirin tamamen bunlara bağlıdır. Yani bir sanayi kuramadın, bir sanayi devleti değilsin. Bu sebepten dolayı Osmanlı Devleti'nin her toprak kaybı ekonomi olarak dönüyor Osmanlı Devleti'ne. Ya basit olarak yani çok basit bir bakış açısıyla şöyle diyebiliriz o zaman. Her kaybedilen toprakta vergi yükü var olan halka, halkın sırtına biniyor. Kesinlikle. Ya devlet ve daha fazla. Ve vergiler de kat ve kat artıyor. Aynen öyle. Vergiler artıyor. Halkın sırtına büyük vergiler yükleniyor. Devlet zarar etmeye başlıyor. Yani dış borçlanma başlıyor. Zaten daha öncesinde başlamıştı. 1854 yılında ilk dış borcunu alıyor. Aynen öyle. Kırım Savaşı dönemindeydi o da zaten. Kırım Savaşı'nda ilk borçlanmayı yapıyoruz İngilizlere karşı. Sonrasında kat be kat artarak bu borçlanma devam ediyor. Abdülhamit dönemine gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin borçları faizlerini ödeyemeyecek duruma geliyor ekonomisi. Şimdi bu şartlar altında da tabii Abdülhamit'i yargılarken buna dikkat etmek gerekiyor. Hatalı bir yönetim vardır ama dönemin şartları gerçekten kötüydü Osmanlı Devleti için. Hatta o dönem meclisi kapatılması isteniyor Abdülhamit tarafından. Anayasada yani kanuni esaside hükümdarın yani padişahın meclisi kapatma yetkisi var. İstediği kişileri sürgüne gönderme yetkisi var ve Abdülhamit özellikle genç Osman dediğimiz işte Jön Türklerin birçoğunu zaten sürgüne göndermişti ve bunun sonucunda 1877 yılında birinci meşrutiyeti kaldırıyor. Meclisi ortadan kaldırıyor. Meclis tatil ediyor. 30 yıl boyunca bir meclis tatil oluyor aslında ikinci meşrutiyete kadar. Ve meclisi tatil ederken de Abdülhamit şöyle der. Ben artık Sultan Mahmud'un izinden gitmeye mecbur olacağım der. Yani burada bir aslında çelişki vardı. Şimdi Sultan Mahmud en ilerici Osmanlı padişahlarından bir tanesi. En fazla ıslahatlar yapmış, en fazla yenilikler yapmış padişahlardan bir tanesi. Hiçbir zaman jurnalci olmamış, baskıcı bir yönetim uygulamamış. En büyük başarısı Yeniçerileri kapatmaktı. Sultan Abdülhamit muhtemelen burada Yeniçerilerin kapatması üzerine bu cümleyi söylüyor. Çünkü Mahmud Yeniçerileri kapattı, ben de meclisi kapattım diyor. Yani böyle bir mesaj veriyor. Takip eden 30 yıl boyunca da herhangi bir meclis toplantısına benzer bir yönetimsel anlamda bir değişiklik meydana gelmiyor. Ve meclis 30 yıllık bir tatile girmiş oluyor. Reklam arasına girmiş oluyor. Birinci meclisin sona ermesiyle karşımıza çıkıyor. Aslında diğer meclisin akıbeti de İngilizler tarafından benzer bir sonuçla karşılaşılıyor. Aynen öyle. Yani şey İstanbul'un işgaliyle ve orayı da anlatalım mutlaka. Aslında başka videoda anlatmıştık. Aynen. Aa doğru 23 Nisan videosunda anlatmıştık. Ben
devam ediyorum o zaman bir parantez açarak. Kanun-u Esasi, tamam Osmanlı Devleti'nde Abdülhamit tarafından bir meclis kapatıldı ama devletin yönetimi yine Kanun-u Esasi'ye göre oluyor. Yani anayasal bir yönetim hala devam ediyor. Bu sefer anayasa tek bir kişinin elinde, o da Abdülhamit'in elinde. Abdülhamit aldığı kararlar Kanun-u Esasi'ye göre yürürlüğe koyuyor. Yani Osmanlı Devleti 1878 yılında imzalanan Ayastefanos Anlaşması ve Berlin Anlaşması ile birlikte Karadağ ve Sırbistan'ı kaybetmiş, bunların bağımsızlıklarını tanımış, bu iki ülkeye imtiyazlar tanınmış ve aynı zamanda kendi meclisinde kapatmış oluyor Abdülhamit tarafından. Şimdi bu sebeplerden dolayı Abdülhamit'in suçlanılması gayet doğaldır. Çünkü bir savaşta yenilmek tabii ki de mümkündür. Fakat o savaşın asıl kaybedilmesinin sebebi masa başında kaybetmektir. Osmanlı Devleti Abdülhamit döneminde birçok toprağını masada kaybetmiştir. Herhangi bir silah sıkmadan kaybetmiştir. Bunlara da bakacak olursak eğer, mesela Mayıs 1878'de Osmanlı Devleti'ne Birleşik Krallık yani İngiltere resmen başvuruda bulunuyor. Başvuru Kıbrıs istiyorlar. Osmanlı Dışişleri Bakanı o dönemde Saffet Paşa'ydı. Saffet Paşa Birleşik Krallığın isteklerini yumuşatmak istiyor. Ama İngiliz elçisi tabii bunu kabul etmiyor. Ve bunun sonucunda da Kıbrıs'ı zorla işgal edeceklerini dile getiriyorlar. Bu tehdidin ardından anlaşmaya da aynı zamanda bir süre tanıyorlar. Diyorlar ki 3 Haziran tarihine kadar bu anlaşmayı yapmazsak resmen Kıbrıs'ı işgal edeceğiz diyorlar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti ile Birleşik Krallık arasında bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşmaya göre Kıbrıs yönetimi değişiyor. 12 Temmuz 1878 tarihinde Kıbrıs'a İngiliz askerleri çıkıyor ve Osmanlı bayrağını indirip İngiliz bayrağını koyuyorlar. Hatta Kıbrıs'ın İngilizlere teslim edildikten 2 yıl sonra Kıbrıs'ta bulunan altın post şövalyeleri 2. Abdülhamit'e şövalyelik unvanı veriyorlar. Yani burası da ince bir ayrıntı ve Kıbrıs'ı çok cüzi bir miktarda bir para karşılığında İngilizlere satmış oluyoruz. Bu İngiliz elçisiyle alakalı söylemek istediğim ince bir nokta da var. Şimdi Payitaht Abdülhamit diye bir dizi var. Sultan Abdülhamit Han'ı izlemiyorum ama birkaç noktasına da baktım. Zaten son yıllarda aslında bu biraz Osmanlıcılık fikrini tekrar aktifleştirmek istiyorlar. Ben bunu biraz şey gibi görüyorum. Bu 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yeni bir milliyetçilik kavramını tekrar konuşur olduk. Biz aslında kurucu iradeyi reddeden, Mustafa Kemal'i reddeden daha ümmetçi Osmanlıcılık bir sisteme oturtmak isteyen bir güruh olduğunu düşünüyorum. Bunu da böyle bir algı operasyonu olarak. Tabii bu tür diziler mesela Kuruluş Osman, Payitaht Abdülhamit gibi diziler yeni bir tarih yazımına yönelik bir harekettir. Yani tarihte olmayan, gerçekleşmemiş olarak gerçekleşmiş gibi anlatıyorlar. Bunun en büyük örneği Payitaht Abdülhamit'te gerçekleşiyor. İşte Abdülhamit'in karşısına bir İngiliz elçi geliyor. İngiliz elçi işte bir şeyler istiyor. Bunun sonucunda Abdülhamit tam tak tokadı yapıştırıyor. Şimdi öncelikle şunu bilmek lazım. Abdülhamit tamam her ne kadar baskıcı, jurnal bir yapıya sahip olsa da devlet bürokrasisini bilen bir adam. Bunu yapabilecek durumda olsa da yani bu güce sahip olsa dahi bunu yapmayacak bir karakter. Yani şey siyasi anlamda anladığım kadarıyla birçok hata var. Tabii ama ki. Onun haricinde de Abdülhamit Han'ın daha kişisel olarak ele aldığımız zaman polisiye roman okuyan. Aynen öyle. Operaya çok ciddi bir ilgisi olan kibar beyefendi bir adamla da karşılaşıyoruz. Kesinlikle aslında. Öyle. Yani o yüzden mesela orada İngiliz elçisine işte tokat atmış. Yani hadi her şeyi geçtim. Siyasi Abdülhamit'in konjektür bakımında da anlattığına göre zaten İngilizlere bir tokat atması gibi bir şey de mümkün değil. Yani olamaz. Bu milli güçle alakalıdır. Şimdi tokat atması orada bir sembolik olabilir. Bunu dile getiren insanlar da olabilir ama. Şimdi bir elçi senin yanına geliyor. Senin milli gücün zayıf. Devletin zayıf. Ordun zayıf. Ve senden daha güçlü bir devletin elçisine atar da yapamazsın. Şimdi bağırıp çağıramazsın. Elçiye zaten zarar vermeye çok rastlanır çok, bir şey değil. Çok rastlanan bir şey değil. Yani hadi zarar vermeye geçtim. Rencide etmek istersin. Bağırıp çağırmak istersin ama senden güçlü birisinin elçisine bunu yapamazsın zaten. Yani bu bile diplomatik bir kriz ortaya çıkartır. Yani mesela bir başka örnek vereyim. Bu sefer tarihte yaşanmış gerçek bir hikayeden örnek vereyim. 8 Ağustos 1903 tarihinde Manastır'da üzerinde resmi kıyafetler olmadan geçen Rus konsolosu var. Rus konsolosunun adı Raskovski. Yanlış telaffuz etmeyeyim. Raskovski karakol önünden geçerken Osmanlı sen askerini... Sen nasıl solcusun Rusların adını doğru telaffuz edemiyorsun? Ben Türkçü solcuyum kardeşim. Yanlış anlaşılmasın. Yani karakol önünden geçerken Osmanlı askerlerinin kendisine selam vermediğini iddia ederek çok sinirli bir şekilde kamçısını çıkartıp Osmanlı askerlerinin üstüne yürüyor. Ve Osmanlı askerlerini bazı kaynaklarda azarladığı yazıyor. Bazı kaynaklarda dövdüğü yazıyor. Fakat bunun sonucunda orada bulunan askerlerden Osmanlı askeri Halim'in zoruna gidiyor. Tabii dayak yiyen kendisi olduğu için Halim orada dayak yiyor ve bunun sonucunda Rus konsolosunu vurarak öldürüyor. Şimdi bu noktada soruşturma nasıl olması lazım? Neden öldürdüğünü sorulması lazım. Sonuçta asker yakalanmış ve bunun dışında Rus konsolosunun hal ve hareketlerinin sorgulanması lazım. Üzerine üniforma var mı? Var mıydı, yok muydu, resmi miydi, değil miydi? Resmi bir ziyarette mi bulunuyor? Yoksa oradan geçiyor muydu, alelade geçiyor muydu? Bunun sorgulanması lazım. Abdülhamit burada tedirgin oluyor haliyle çünkü Ruslar büyük bir tehlike bizim için o dönem ve direkt bu işi yapan yani o kişiyi öldüren askerin idamına karar veriyor. 4 gün içinde meydana geliyor bütün sorgulama ve orada sadece suç Rus konsolosunu öldüren asker Halim'in yanına kalmıyor. Aynı zamanda Halim'in yanında bulunan askere de idam cezası veriliyor. Ona da idam cezası
cezası verilmesinin sebebi neden engel olmadın? Buradan şu sonucu çıkartabiliriz o zaman. Ruslara karşın kendi askerini satan adam kalkıp bir İngiliz elçisine tokat atamaz. Yani böyle bir şey yapamaz. Çünkü kendi askerini savunamıyorsun. Kendi askerinin hakkını koruyamıyorsun. Nasıl sen İngiliz'e tokat atacaksın? İngiliz'ini geçtim. Bir Rus konsolosu hangi hakla Osmanlı Devleti'nin ordusuna mensup bir askere tokat atıyor? Hadi bunu bugün yapsınlar. Ya da herhangi bir büyükelçi, bizim büyükelçilerimiz de bunu yapamaz. Yani bu sadece yabancı devletler için söylenen bir şey değil. Yani milliyetçilik aramayın bu cümlelerimde. Hiçbir büyükelçi ya da hiçbir başkonsolos bir başka devletin askerine, bürokratına el kaldıramaz, hakaret edemez, saygısızlık yapamaz. Çünkü protokol disiplini bunu gerektirir. Padişah olarak Abdülhamit de bu protokol disipline yetişmiş bir adam. Zaten kişilik istediği kadar güçlü olsun, dünyanın en güçlü adamı olsun, yine de bir İngiliz elçisini tokat atmayacak karaktere sahip ama aynı zamanda kendi askerini de koruyamayacak kadar adaletsiz bir yönetim anlayışı sunuyor. Tek sebep ne? Ruslar bize karşı saldırmasın. Çünkü Rus konsolosu öldürüldüğünde Ruslar İğneada açıklarına donanma gönderiyorlar. Yani savaş sebebidir bu. Asker öldürmüştü, sivil bir vatandaş da öldürmüyor. Yani böyle tehlikeli durumlarda ve dönemlerde yaşıyor. Bunun dışında mesela Adana konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şey demişti. Abdülhamit Han hiç toprak kaybetmemişti diye bir cümle kullanır. Yani işin enteresan tarafı şudur. Milli Savunma Bakanlığı'nın tarafından dahi belgelerle kanıtlanmış bir şekilde Osmanlı Padişahı Abdülhamit'in kaybetmiş olduğu topraklar belgelenmiş durumda. Nereleri? Kadar toprak kaybetti totalde? Yani yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon 600 bin kilometre kare toprak kaybettik. Bu da şuna tekabül ediyor. Türkiye'nin yüz ölçümünün 2 katından fazla. Yani çok yüksek miktarda toprak kaybına sebep oldu Abdülhamit. Ve tabii, bunların bir kısmı da masada. Tabii masada kaybediyoruz. Yani Mısır masada kaybediyoruz. Kıbrıs'ı vatan toprağına para karşılığı satıyorsun. Yani böyle bir durumda ben o kişiye büyük bir vatansever demem. Vatan haini de demem. Çünkü dönemin şartları bunu gerektirmiş. Bunu yapmış derim. Farklı bir şey yapılabilir miydi? Tabii yapılabilirdi ama tarihi tartışırken ya da tarihi konuşurken şöyle olsaydı diyerek konuşamazsın. Zaten bugün 2022 yılında konuşmamızın sebebi hala bir kahraman diyorsun. Yaratılmak isteniyor. Aynen öyle. Abdülhamit bir kahraman değil. Kahraman mıydı? Değil. Bir kahraman değildir. Çünkü iyi bir devlet adamı, iyi bir padişah olamadı ne yazık. Yani kendisini bugün Fatih Sultan Mehmet'le bir tutuyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'la, Yavuz Sultan Selim'le bir tutuyorlar. Bu çok hatalı bir davranış. Mustafa Kemal'den de daha iyi diyorlar. Tabii Mustafa Kemal'den daha iyi diyorlar. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Hatta şey diyenler de var işte Mustafa Kemal Abdülhamit'in okullarında yetişti. Ya bu da bir safsatadır. İkinci Mahmut döneminde açılan harp okullarında yetişmiş subaylardır. Ama o okullarda yetişen her subay bir Atatürk olmadı sonuçta. Yani bu kişiye bağlı bir şeydir. Kişinin kendini geliştirmesine bağlı bir şeydir. Buna da dikkat etmek lazım. Diziyle alakalı bir eleştiride daha bulunacağım. Payitaht dizisinde Abdülhamit Han'ın yanına birisi geliyor. Diyor ki işte ben diyor bana borcum var diyor. Bana para ver diyor. Neden diye soruyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz'i rüyamda gördüm. Hamidime söyle bana işte bugün salavat okumadı. Bunun borcu olarak sana ihtiyacın olan parayı versin diyor. Şimdi bu anlatılan hikaye Yavuz Sultan Selim'in hikayesi. Ama bunu bize Abdülhamit'in hikayesi diye pazarlıyorlar. Yani ellerinden gelse İstanbul'un fethini de Abdülhamit tarafından yapılmıştır. İstanbul'u o dönemde fethedilmiştir bile diyebilirler bize. Böyle de yazabilirler. Ne böyle Yavuz de oynayabilirler. Yavuz Sultan Selim'de yapılıyorsa bunu da yapabilirler. Çok bilinen bir şey olduğu için ne yazık ki ellerinden bir şey gelmiyor. Ama mesela 3. Köprü'nün Abdülhamit tarafından inşa edildiğini de iddia edebilirler. Mesela biz Yap İşlet Devlet videosu yaptık. Hı? Bu Yap İşlet Devlet organizasyonu Abdülhamit döneminde başlayan bir şey. İlk demir yollarını mesela Osmanlı Devleti'nin kendi demir yolunu inşa etme gücü yok. Ve bunu Almanlara peşkeş veriliyor. Almanlar bunu yapacaklar. Almanlarla çok yakın ilişkiler kuruyoruz. Biraz çıkar ilişkisi. Çıkar ilişkisi. Yani İngilizlere karşı işte. Alman desteğini istiyor. Ruslardan Almanlar destek alamıyor. Almanlar da biraz ülkemize geliyorlar. Biraz onların da yürüttüğü politika aslında panislamizm noktasında yürütüyor. Halifeliği kullanmak istiyorlar genelde zaten. 300 milyon Müslümanı arkasına alabilecekleri bir halifelik makamına ihtiyaçları var İngilizlere karşı. Ama lakin halifelik makamı artık o noktada da değildi o süreçlerde. Öyle. Yani zaten kullanamıyor da istediği kadar çaba harcasın. Amerikalılar şey istiyorlar Abdülhamit'ten. Bir Haiti'de miydi? Filipinler'de bir toprağı fethediyor Amerikalılar. Ve diyorlar ki padişaha halifelik gücünü kullan ve buradaki Müslümanların bize bağlı kalmasını sağla. Bizim işgalci olmadığımızı buraya işte güzel sebeplerle geldiğimizi söylemenizi istiyoruz diyorlar. Abdülhamit bunu kabul ediyor ve o bölgede bulunan isyancılara mektup yazıyor. İşte diyor ki değerli Somo Müslümanları ben diyor size işte halifeniz olarak sesleniyorum. İşte işgale karşı çıkmayın. Onlar sizin dostunuzdur. Bir mektup yazıp gönderiyor. Yani halifelik makamını Abdülhamit sadece kendi çıkarı için değil başka devletlerin çıkarı için bile kullanıyor. Ama işe yarıyor mu? Ne yazık ki öyle çok da fazla işe yaradığı söylenemez. Aslında daha önce de konuştuğumuz gibi halifelik hem dini bir makama değil siyasi bir makam. Aynen öyle. Onunla beraber de işe yaramayan bir siyasi makam. Son dönemlerinde evet öyle ama ilk dönemlerde Orta Çağ döneminde Orta Doğu coğrafyasında Orta Doğu'nun altın çağında işe yarayan bir sistemdi. Halife sayesinde bilim, kültür, sanat İslam coğrafyasına yayıldı birçok yere gitti. Endülüslere kadar gidiyordu yani. Konuyu da çok saptırmayalım. Ben bir ekonomi kısmına girmek istiyorum. Tam
onu soracaktım ben de zaten. Yani bu hani bahsettin Osmanlı'nın genel ekonomi modelinden. Abdülhamit'in döneminde bugün kahraman diye nitelendirebileceğimiz bir liderin ben öncelikle şunu da sorgularım. Ülkenin ekonomisi ne boyuttaydı? Bunun sorgulanması gerekiyor. Kesinlikle. Yani Abdülhamit döneminde dış borçlar işin içinden çıkılamaz hale geliyor. Hatta bizim çok bahsettiğimiz Duyun-u Umumiye dediğimiz Borçlar İdaresi Kurumu Abdülhamit döneminde kuruldu. 1881 tarihinde. Duyun-u Umumiye ne iş yapıyor? Duyun-u Umumiye Osmanlı Devleti'nin bütün gelirlerini kendi içinde topluyor ve Osmanlı Devleti'nin borç aldığı devletlere paylaştırıyor. Onlara dağıtıyor. Peki bu kurumu kontrol edenler kimler? İlk başta İngilizler ve Fransızlar. Ardından Osmanlı Devleti'nin borç aldığı Almanya, İtalya, Avusturya, Macaristan gibi devletlerin temsilcileri de bu işin içerisine giriyorlar. Yani Osmanlı Devleti'nin iktisadi alanı bağımsızlığını kaybetmiş oluyor. Ekonomik olarak hiçbir zaman bağımsız bir yapıya bürünemiyor o tarihten itibaren. Ulusal bağımsızlığımız her geçen gün zarar görüyor. Aynen. Toprak kaybediyoruz. İktisadi bağımsızlığımız da yok denilecek bir noktada artık. Yok artık yani, çünkü senin düşün, sen vergi veriyorsun. Verdiğin vergi dış borçlara gidiyor. Bunun dışında devletin kendi altyapısını oluşturabilecek mali durumları da yoktur. Yani devlet hiçbir zaman bir şey üretmiyor. O yüzyılda bildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam sen zaten iki tane şirket açabiliyor sadece. Tek şirket açıyoruz. Bir tane şirketimiz var. Hatta o şirketin adı 1850 yılında kurulan Şirketi Hayriye. Yani aslında Abdülhamit döneminde açılmış bir şirket de değil. Yani Abdülhamit'ten önce açılmış bir şirket varlığını devam ettiriyor. Yani herhangi 19. bir... 19. yüzyıl boyunca... Evet tabii, tek bir şirket var. Ama diğer başka şirketler kuruluyor mu? Tabii ki kuruluyor, ama onu kuran Abdülhamit değil, Osmanlı Devleti değil. Yabancı devletler yatırım yapıyorlar. Yabancı devletler, yabancı sermayedarlar geliyor bu ülkede tamam, bir şeyler yabancı üretiyorlar. Sermaye demişken az önce bahsetmiştik. Yap işlet devret modelinden çektiğimiz yap işlet devret modeli videosunda da az buçuk konuşmuştuk. Osmanlı'da da yapılan birçok şey Abdülhamit döneminde Almanlar tarafından yapılıyor. Ondan da bahsedersen. Evet. Yani şöyle, o da 2. Abdülhamit döneminde demir yolları, madenler, bankalar, belediye hizmetleri, belediye hizmetlerinden kastım elektrik, su, ısınma gibi aklımıza gelebilecek bütün işler, altyapı işleri. Bunun dışında bankalar deyince Osmanlı Bankası. Mesela Osmanlı Bankası Osmanlıların değil. Sadece adı Osmanlı. Adı Osmanlı. Yani tamamen yabancılara verilmiş. Sanayi kurumları, limanlar ve ticaret gibi her şey imtiyazlı yabancı şirketlerine veriliyor, ama bak bu imtiyaz kısmını açmamız gerekiyor. Çünkü yap işlet devret modeli Abdülhamit döneminde çok geniş bir yapıda. Yani 99 yıllık bir kira anlaşması yapıyorsun. Mesela Bağdat Demiryolu'nu Almanlar yapıyorlar. Almanlar bu Bağdat Demiryolu'nu yaparken kullanım hakkı 99 yıllık veriliyor. Kullanım garantisi veriliyor bugün olduğu gibi. Aynı zamanda demiryolunun geçtiği güzergahta demiryolunun sağ ve sol tarafındaki 20 kilometrelik alanın kullanım hakkı Almanların oluyor. Kullanım hakkından kastım ne? O bölgede maden varsa maden Almanın. Orman varsa orman Almanların. Herhangi bir ticari bir faaliyet yapılacaksa bu Almanların olacak. Ya boş arazi olsun, şehirleşme de Almanların. Aynen öyle. Her şey Almanların. Yani orada bir tane ot bitsin, bir tane hayvan o araziden geçsin, bitti. Almanların her şeyi. Yani böyle bir anlaşma yapılıyor. E de bu haliyle aynı zamanda şimdi rekabeti de arttırıyor. Kim arasında rekabet arttırıyor? Sömürgeci devletler. İngilizler. İngilizler, Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, Avusturya, Macaristan. Bu devletler artık Osmanlı Devleti'nden imtiyazlı yatırımlar istiyorlar. Bu neyi doğuruyor? Atıyorum Doruk geldi. Bizim arkadaşımız, videomuzu çeken, videolarda bulunan arkadaşımız Doruk. Doruk geldi, dedi ki ben dedi Mahir'in ülkesinde şu yatırımı yapacağım. Aynı imtiyazlara ben de sahip olmak istiyorum. Bir de sen çıktın, sen de yapacağım dedin. Şimdi benim çok yakın arkadaşımdan bir tanesi de geldi, dedi ki ne kadar parayı yaparsın Mahir'in ülkesinde? Sen 5000 liraya yaparım dedin. Doruk dedi ki ben 10.000 liraya yaparım. Doruk 10.000 liraya yapıyor, 5.000 lirayı bana veriyor. Arkadaşım 5.000 lirayı kendi cebine atıyor. Rüşvete, yolsuzluğu, yani buna benzer ihaleye fesat karıştırma gibi birçok işi Abdülhamit döneminde zirveye çıkartıyoruz. Yani hem ekonomi batıyor, hem de devlet içerisindeki bürokratlar gereksiz, haksız kazanç sağlayarak zenginleşmiş oluyorlar. Peki bu zenginleşen bürokratlar devlete yatırım yapıyorlar mı? Yapmıyorlar tabii ki. Günümüzde olduğu gibi. Şimdi iki husus üzerinde durmamız gerekiyor. Aslında biz Kemalizmi konuşurken de iki ana kolona koyarız. Ulusal bağımsızlık, iktisadi bağımsızlık. Kemalizm noktasında durmamın sebebi de şu. Kemalizm gerçek bir kurtuluş ideolojisi. Aslında için doldurulması da, pratiği de bir milli mücadele dayandığı için örneği veriyorum. Ulusal bağımsızlık ve iktisadi bağımsızlık bir ülkenin tam bağımsızlığını ifade eden kavramlar. İktisadi bağımsızlık anlattığın kadarıyla yok. Evet. Ulusal bağımsızlık da söylediğin gibi her geçen gün toprak kaybederek ulusal bağımsızlığımız günden güne azalıyor. Var olan halkın da sırtına bu vergi yükü olarak biniyor. Bu noktada da izleyicilerimizi daha iyi aydınlatabilmek adına ulusal bağımsızlığımız ne açıda zedeleniyor? Ne kadar toprak kaybediyoruz? Nereleri kaybettik? Neler elimizdeydi diye de sormak istedim. Yani şöyle, ilk başta zaten videonun belirli kısımlarında da bahsettiğim gibi bir Kıbrıs kaybımız oldu. Masa başında para karşılığı İngilizlere verdik. Bunun dışında 93 Harbi'nde yapılan Ayastefanos ve Berlin anlaşmaları doğrultusunda Karadağ ve Sırbistan bağımsızlıklarını kazananlar o toprakları kaybetti.
kaybettik. Bir de Osmanlı Devleti'nin mesela buhran döneminin içerisinde bulunduğu süreçte Fransızlar bundan faydalanmak istiyorlar. Fransızlar geliyorlar, diyorlar ki biz diyorlar sizin Tunus topraklarınızı istiyoruz. Oraya bir çıkarma meydana getiriyorlar ve Tunus'a giriş yapıyorlar. Tarih 1881. 1881 yılında Tunus'a asker çıkartan Fransızlar Tunus'u kendi himayesine aldığını duyuruyor. İkinci Abdülhamit'in o dönemde Mithat Paşa'yı tutuklamak istiyor. Sürgüne gönderdiği Mithat Paşa'yı meşrutiyeti ilan eden Mithat Paşa'yı tutuklatmak istiyor. Fakat Mithat Paşa İzmir'de Fransız konsolosluğuna sığınıyor. Abdülhamit de diyor ki bana diyor Mithat Paşa'ya verin diyorlar. Fransızlar da burada akıllıca davranıyorlar. Mithat Paşa'ya teslim edelim ki Tunus'taki himayemize ses etmesin padişah. Savaşmayalım boştan yere. Masa başında olduğu gibi kazanalım diyorlar. Harbiden de Fransızların dediği gibi oluyor. Mithat Paşa'yı Abdülhamit'e teslim ediyorlar. Abdülhamit han Fransızlarla olan ilişkisini yumuşatmış oluyor ve bu bağlamda da Tunus'u elden çıkmasına göz yumuyor. Bu sayede Tunus topraklarını kaybediyorsun. Yani Kuzey Afrika'daki son iki toprağın kalıyor. Birisi Trablus, diğeri de Mısır toprakları oluyor. Bu iki toprağı da zamanla kaybediyoruz. Mısır'da olduğu gibi Tunus'ta da yaşayan insanların büyük çoğunluğu Müslüman insanlar ve Müslümanların çoğunlukta yaşadığı toprakları kaybetmiş oluyoruz. Mısır'daki durumda, Mısır'da bazı çevreler şimdi yabancı yönetimine karşılar. Bu sebepten dolayı da o dönemde işte gelişen bazı olaylar üzerine İsmail Paşa adında birisi Mısır'da bir hükümet kuruyor, bir yönetim kuruyor. Ancak İngiltere ve Fransa'nın baskısı üzerine 2. Abdülhamit tarafından o kişi görevden alınıyor. Mısırlılar başka bir paşanın etrafında toplanarak bu durumu isyan ediyorlar. Bu isyan Abdülhamit Han bastıramıyor. İsyanı bastıramayınca İngilizlerden destek alıyor. İngilizler de İskenderiye şehrini topa tutuyorlar. Orayı bombalıyorlar ve çarpışma neticesinde İngilizlerle yapılan savaş neticesinde İngiltere Mısır'a resmen asker olarak girmiş oluyor ve İngilizler Mısır'ı işgal etmiş oluyorlar. Osmanlı Devleti böylece önemli bir toprak parçasını daha kaybetmiş oluyor. Hatta İngilizler Kıbrıs'ı da Mısır'ı da geçici olarak aldıklarını iddia etseler de orada hep kalıcı kaldılar. Ve böylelikle Osmanlı Devleti yaklaşık 1.6 milyon yani 1 milyon 600 bin kilometre karelik toprak alanını kaybetmiş oluyor. Bu sayıda az önce tekrar belirttim. Yine altını çizerek söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün, toprak yüz ölçümünün iki katından daha fazla. Şimdi Abdülhamit rejiminin baskıcı bir noktaya evrildiğinden bahsettin. Bunun halktaki karşılığı nasıldı? Hani halka karşı nasıl bir baskı uygulanıyordu? Bugün işte basın özgürlüğünü konuşuyoruz atıyorum. Veya işte hukuki problemleri, adil yargılanma hakkı gibi problemleri konuşuyoruz ya. Hani nasıl bir baskıdan bahsediyoruz toplumda? Çok büyük bir baskı vardı. Bu bir gerçek. Özellikle Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kuruyor Abdülhamit. Ve bu teşkilat normal değil. Milli İstihbarat Teşkilatları ya da istihbarat teşkilatları devlete bağlı teşkilatlardır. Yıldız Teşkilatı tamamen Abdülhamit'e bağlı bir teşkilat. Ve jurnalci bir yapı, ispiyoncu bir yapıya sahip. En yakınlarını bile böyle bu işte Abdülhamit'e karşıdır deyip ipe gönderiyor. Aynen öyle, sen Abdülhamit savundun deyip savunmadın bu sefer savunmadın deyip ipe gönderiyorlar. Böyle bir ortam içerisinde de yasaklar haliyle fazlasıyla artıyor. Örnek veriyorum, vatan kelimesi, millet kelimesi, demokrasi gibi buna benzer kavramlar tamamen yasak. Bunun dışında çok fazla alay edildiği için burun kelimesini daha yasaklıyor Abdülhamit. Kendi burnundan mütevellit, rahatsız olduğu için. Belki o dönemlerde estetik olsaydı daha farklı bir sonuç doğardı. Ama sonuç itibariyle burun kelimesini dahi yasaklanıyor. Gazeteler bembeyaz sayfalarla çıkıyor. Bir sansür kurumu oluşturuluyor. Bu sansür kurumunda gazeteler onay almazsa o sayfalar çıkmıyor. Yani buna benzer yasaklar yapılıyor. Aynı zamanda giyim kuşama dahi belirli yasaklamalar yapıyor. 2 Nisan 1892 tarihinde belden bağlanmış siyah çarşaf giyen Müslüman kadınların bu örtünmesini yasaklıyor. Yani sonuç itibariyle yasakçı, jurnalci, baskıcı bir yönetim sergiliyor Abdülhamit Han dönemi. Bu yüzden zaten o döneme istibdat dönemi denir. Biz de buna karşı hep şu cümleleri kullandık. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Yani parolamız da budur. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Anlattıklarından yola çıkarak 34. padişah olan 2. Abdülhamit dönemi hem iktisadi olarak hem ulusal bağımsızlığımız adına ciddi problemler yaşanan, halkın refah seviyesinin günden güne düştüğü, baskılarla bir yönetim izlendiği bir ortamdan bahsediyoruz. Bu noktada da bir şu anki güncel gündemde de bir kahraman yaratılmak isteniyor ve bunu da şu anki hükümete yakın olan isimler yapmaya çalışıyor bu propagandayı. Yakın olan televizyon kanallarında yayınlanıyor bu söylediğin, az önce bahsettiğin diziler. Buradan da bu benim fikrimce, benim yorumum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2022'deki enflasyon oranları veya kur meselesine bakıldığı zaman ciddi bir kriz hali mevcut ve bu noktada da biraz da artık hiçbir sorumluluğun altına girmeyen, elini hiçbir şekilde taşın altına koymak istemeyen bir hükümet var karşımızda, AKP hükümeti. Ve bu hükümet öyle bir hükümet ki ne olursa olsun dış mihraklar yaptı, ne olursa olsun işte Kemal Kılıçdaroğlu yaptı, işte altın masa ittifak yaptı söylemlerinden vazgeçmeyen de bir hükümet var karşımızda. Benim yorumladığım nokta şu olacaktır. Bu benim fikrim tabii ki.
toplumda, ülkede kriz var. Tayyip Erdoğan da o yüzden Abdülhamit Han'a benzetilerek, hani Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın bir suçu yok. Dünya böyle, ortam böyle, ülke böyle gibi bir noktaya evirmek istiyorlar. Halkın kafasında böyle bir algı yaratmak istediklerini düşünüyorum. Biz aslında bunun tutmayacağını, bu algının başarısız olacağını bu videomuzda ispatladığımızı da düşünüyorum. Aynen. Sadece biz değil, birçok tarihçinin araştırmaları, Sinan Meydan gibi iyi tarihçilerimizin araştırmaları da göz önünde bulundurursak, Abdülhamit'in teknik bakımdan iyi bir siyasetçi olmadığını, iyi bir devlet adamı olmadığını ve bu ülkeyi de iyi yönetemediğini söylemiş oluyoruz. Kesinlikle. Hep birlikte. Evet. Bir de şunu da söyleyeceğim. Sürekli olarak diyorlar ki işte Abdülhamit döneminin Osmanlı dönemine bir tık daha uzattığı söylenir. Aslında Abdülhamit gibiler yüzünden Osmanlı dönemi bitti noktasındayım. Ya belki de bitmesi gerekiyordu. Yani ben bitmediği için üzülen bir tarafta burada değilim. Yani bitti bitmedi değil. Tarih bu şekilde ceylan etti. Ve bu şekilde bir kurtuluş mücadelesi verilmesinden de memnunum. Gerek kalmasaydı daha mı iyi olurdu, daha mı kötü olurdu? Bu tartışma tarihsel, açık bir konu da değil aslında. Yani. Çünkü yaşanan bir şey var ya ortada. Ortalığı, evet. Ortamı kısır bir tartışmaya sokacaktır. Şunu da net bir şekilde altını çizmek gerekiyor ki bu ülkenin yabancı devletlerden, sömürgeci devletler için fitili 1. Dünya Savaşı'nda ateşlendi. Ve bu ülkenin toprak bütünlüğü, ulusal bağımsızlığı, yok o geldi gitti, yok o biraz daha uzattı, o biraz daha kısalttı değil. Onlara bakmamak lazım. Bu ülkede 1. Dünya Savaşı yaşandı ve bu 1. Dünya Savaşı'ndan da bir kurucu irade çıktı ve o kurucu iradede de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve halen daha bu cumhuriyette yaşamaktayız. Yani Abdülhamit seviciliği yaratıp bir Mustafa Kemal düşmanlığı yaratmak da bu vatana yapılabilecek en büyük ihanetlerden kesinlikle bir tanesidir. Bu videomuzu izlerler mi bilmiyorum. Beni ne kadar Osmanoğlu ailesinden insan varsa hepsi beni Twitter'dan engellediler. Herhalde o yüzyılda yaşıyor olsaydık idam da edilirdim. Salça satıyor ya abi. Bugün Osmanlı Şehzadesi salça satıyor yani. Anlattığın kadarıyla yani yok salça satması inan problem değil. İnternette videolar yayınlıyorlar. Yok salça kendilerini satıp böyle yani halifeymiş gibi şeymiş gibi. O yani, dönemler bitti artık yani. Çok da fazla hayalci olmamak çok yaşa gerekiyor. Şehzademlerle arabalardan inmeler falan. Hepsi de beni blokladı. Değişik bir şekilde. Diyorum çok teşekkür ederim Mahir Hocam. Ben teşekkür ederim Osman, sağ olasın. Sağ olsun. Oldu o zaman diyoruz. Oldu o zaman. Görüşmek üzere. Sen Abdülhamit'i savundun. Hayır sen savundun.